CHP'deki sıkıntının yüzeysel, AKP'dekinin ise yapısal olduğunu ifade etmiş Deniz Baykal. Geçen 16 yıl AKP'nin temelini çürüttü. Canlandırmak kolay değil. CHP kendisine çeki düzen verirse çok güzel gelişmeler olur diye konuşmuş. Arkadaş 95 yıldır çeki düzen veremedi. Senin zamanında da çeki düzen veremedi. Ya. Kılıçdaroğlu zamanında da çeki düzen veremedi. İnönü zamanında da çeki düzen veremedi. Atatürk'ü zaten Çankaya'ya hapsettikten sonra ondan sonra zaten babasının çiftliği gibi yöneten İnönü Atatürk öldükten sonra Atatürk'ü de tamamen kazıdı. Hem partiden hem ülkeden. En çürümüş parti tamam. CHP'dir ya. Neyi yüzeysel ya? Ya ne kadar kalınmış yüzeyiniz ki yani hani hiçbir şekilde yapmış hiçbir olduğunuz makyaj bir etki tabii, falan etmiyor. Bu kadar mı yani? Hani? Basit tabii doğru. Parlak cilam. Suyu basıyorsun. Ha, bayağı kalın hani ya. Japon kösele tabii, derlerdi tabii, ya eskiden. Tabii. Bayağı kalın herhalde. Tabii. Yüzey ki yani. Yüzeysel bir dokunuşla falan CHP eski haline gelecek diyor. Ya CHP yok yok. Yani CHP öldü fakat hiç kimse öldüğünü söylemediği için hala yaşadığını zannediyor evet. CHP. Böyle bir parti yok, böyle bir zihniyet yok, böyle bir kafa yok. Tamamen marjinallerden oluşan Erdoğan'ın dün grup toplantısında dediği gibi gardırop Atatürkçülerinin falan içerisine girdiği bir şekilde marjinal bir hale Kemal Kılıçdaroğlu sayesinde dönüştürülen bir parti oldu. 20'ye indi, 5 sene sonra 15'e iner, 10'a iner, 5'e iner zaten marjinal parti olarak kapısına kilit vurulur. Gerçek hani sol neyse onu temsil eden kimlerse onu da bilmiyorum. Yani hani Atatürkçüler mi, Atatürk'ten geçinenler mi, Atatürkçülükten geçinenler mi kim? Yeni bir parti kurarlar. Evet. Oradan da %50 artı biri alabilecek hamleler yaparlarsa varlık gösterirler. Yapamazlarsa evet. Silinip giderler bu ülkeden. Şimdi bu kadar böyle hani Baykal'a da bir acayip bir şey oldu. Yani hani genelde bu kalp ameliyatı geçirenler Özal için söylerlerdi o dönemde. O ameliyattan sonra falan, demans hani, falan yaşanıyor. Karakteri biraz. Değişir, şu olur, bu olur falan diye. Baykal'da öyle bir şey mi oldu? Vallahi bilemiyorum. Allah sağlık sıhhatini versin. Onunla ilgili bir şey söylemem ama şu var tabii yani. Bunu bazen hani çok fazla Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirince şöyle der bazıları mesela benim gibi düşünenler. Ya Baykal da en azından bir siyasetçiydi, bir janti bir adamdı. Bir şeyler söylerdi falan derken. Ben de hep şunu söylerdim. Ben burada açıkça söyleyeyim. İfade etmişimdir daha önce. Yeni bir şey değil bu. Ya tamam da siz de Baykal deyince aklınıza ne geliyor ki? Yani demokrat, gerçekten bir sosyal demokrat bir adam mıydı? Ne verdi ki Türkiye'ye? Nasıl bir siyasetçi? O, yeni bir şey yoktu ki onlarda. Biz kimle kim mukayese ediyorduk ki o zamanlar? Yani Baykal'ın bu işe başladığı dönemlerde. Şimdi hatırlıyorsun kapatma davasında asla unutmam o ifadelerini. O 2007'deki biliyorsun Cumhurbaşkanlığı seçimindeki Baykal'ı çok iyi hatırlıyoruz. Öyle uzaydan ya o Baykal bu Baykal işte. Yukarı çıkma. Yok kulağına çok önemli bir ifade. Yazısını yazdığım için hala aklımdan zihnimden silinmiyor. Oraya çıkma. Sonra sana askerler kulağına bir şey fısıldarlar. Yani bunu bir siyasetçi söylüyor. Askerler kulağına bir şey fısıldarlar. Oraya çıkma tehlikeli. Yani aslında tehdit ediyor. Diyor ki ben yapmasam diyor siyaseten. Ben beceremesem bile cuntacılar devreye gelsin al aşağı ederler. Olma, oldurtma, oldurtturma. Olma, onun olma, olma. Şimdi bu Baykal. Bir aynı zamanda da şey kapatma davasında mesela. Düşün iktidardaki bir partiye %47, 40 küsür, 46 neyse oy almış bir partiye kapatma davası açılıyor. Baykal'ın yorumu şu. Şeriatın kestiği parmak acımaz. Kapatılacaksa kapatılacaktır kardeşim dedi. Şimdi bu Baykal'dan bahsediyoruz. Onun için bana çok iyiymiş, bilmem jantiymiş, politikacıydı, bu adam ne? Bunlar paçavra canım falan filan demeyin. Al birini, vur ötekine. Ha bu biraz daha başka bir şey kullanıyor bunları söylemek için. Baykal en azından seçimi kaybedersem Rodos'a kadar yüzerim demişti. Kaybetti, yüzmedi. Yüzmesin de ne işi var Rodos'a kadar yüzüp geleceksin baştan sonra. Ha Kılıçdaroğlu gibi kaybettikten sonra iki gün sonra ortaya çıkıp şunu mesela demedi. Yani bu seçimin tek kaybedeni vardır. O da AK Parti'dir. Evet, diğerlerimiz kazandık. Şimdi bu buraya kadar gelmiş bir parti ama. Ve diyor ki şu anda bir şey tespit etmiş. Oturduğu yerden neyi tespit etti bilemiyorum. CHP'de sıkıntı var. Evet. Görüyoruz ki işte AK Parti'de sıkıntı var. CHP'de sıkıntı var. Fakat CHP'nin sıkıntısı yüzeysel. Çok ilginç. Fakat AK Parti'ninki çürümüş. Yani şimdi tamam şey kadar ileri bir şey değil bu. Yani kaybetmiş partinin tek kaybeden o. Ben değil. O demez. Ne oluyor bak? Başkan seçildi. İşte ona zaten hazmedemiyorum. Hem kaybediyor hem başkan oluyor. Hem de ülke yönetiyorlar falan. Bu başka bir hadise. Bu başka bir kafa. Ama yüzeysel dediğin şey de var ya. Sayın Deniz Baykal. Niye bizi kandırmaya, oturduğun yerden kandırmaya çalışıyorsun? Bizim bu haber doğru.
teşkilat içerisinde bir örgüt yapısına güveniyor musunuz diye bir soru teşkilat içerisinde. Bak yanlış. CHP teşkilatı içerisinde bir anket yapıyorlar. Örgütten memnun musun? Yapısına güveniyor musun? %52 noktası hayır, güvenmiyorum. Ulan teşkilat sensin zaten. Evet, güvenmiyorum. Kılıçdaroğlu var burada. Yarın ne yapacak? Çünkü biz 22.30'da kazanıyoruz abi. Bunlar yani, peki. Bak oturuyoruz ya. Bunlar... Şimdi o yüzeysel bu yüzeysel tamam. Düşün. O 9 seçim kaybetmiş. Yenmiş de yenmiş. 3 kurultay, 2 takla, 5 şakşak yüzeysel. Hayır, ne yüzeyi varmış ama ben hakikaten. Dünya abi. Projelerini açan, başkan seçilmiş, dünyanın gözünü diktiği, dünya liderlerinin geldiği, Macron'la Merkel'i Putin toplayıp bir araya ele getiren bir adam çok çürümüş. Ama sen oturduğun İstanbul'a Kaftancıoğlu, 4'te 1 domuzu yiyenler acayip yüzeysel. Yüzeysel baba, bak yüzeysel. Bunların, bak ben sana bunları... diyorum, içselleştirilmişiz. O yüzeysel. İzmir'e gidelim. Allah'ım yarabbim. İzmir'e gidelim. Bunların işleri güçleri hamaset başka bir şey değil. Tunca Özkan'ı bir dinleyelim bakalım İzmir'de neler söylemiş. O başka bir kafa de. Evet. Şok olurum duymadım. Ya başkan yardımcısı değil mi? Halkla ilişkilerden. Halkla ilişkiler. Medyatını. Marmara'yı yapan Ecevit diye. Evet. Bunlar